Sayın Ali Erbaş, öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çok önemli bir makam olduğu kanaatindeyiz. Ve Diyanet İşleri Başkanı'nın da diğer Müslümanlar hakkında konuşurken, Müslümanca, gıybet etmeden ve delillere dayalı bir şekilde konuşması gerektiği kanaatindeyiz. Sabah gazetesindeki röportajınızda bazı konularda yanlış bilgilendirildiğinizi düşünerek size birkaç hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Röportajda FETÖ ile Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları, yani bizler, eşleştirilmeye çalışılmışız. Bildiğiniz gibi FETÖ suçu sabit, katil, vatan haini bir terör örgütü. Bu kanıtlanmış durumda. Delilleri mevcut. Bizler ise Kur'an'a uyan, Kur'an'a göre yaşamaya çalışan bir arkadaş grubuyuz ve bizim hakkımızda söylenenler iftiradan ibaret. Bunun iftira olmayıp gerçek olabilmesi için delillerin olması gerekiyor. Tahminimizce size yanlış bilgi verilmiş olabilir. Sanki delilleri olan bir durummuş gibi gösteriyor olabilir. Tam tersine hiçbir delil olmayan, sadece iftiradan oluşan bir algı operasyonu bu. Kur'an'da müminlerin başına gelmesi çok normal olan, Allah'ın güzel gördüğü bir durum var aslında burada. İnanan insanlara iftira atılıyor. Durum bundan ibaret. Suç oluşması için tekrar belirtmek istiyorum. Delil olması gerekir ve bu dosya kapsamında aleyhimizde en ufak bir tane delil yok. Çok önemli diğer bir konu ise Sayın Adnan Oktar'ın çok üzerinde durduğu İngilizlerin devletinin cemaat ve tarikatları şeffaflaştırma, kontrol altında tutma adı altında rahatsız edilerek Sayın Başkan Tayyip Erdoğan'dan uzaklaştırılmaya çalışılması, Sayın Başkan Tayyip Erdoğan olmadığı bir ortamda da kaos içinde bir Türkiye yaratmak. Bununla ilgili Sayın Adnan Oktar'ın canlı yayın programlarından ilgili bölümleri izlemenizi saygılarımızla tavsiye ediyoruz ve rica ediyoruz.